Kitabın özü konuşma yeri matematiktir. Öğreneceğin değil, sende var olan önce keşfetmen, farkına varman gereken, geliştireceğin, kullanmayı öğreneceğin, hatırlayacağın bir matematik. Yani aslında bence çok güzel yani matematik olarak yaklaşman harika. Şimdi buradan biraz daha izleyicilerin de ilgisi çekmek için şimdi bugün baktığımız zaman ben şimdi yani temelde duruş, diyafram, doğru nefes, artikülasyon var. Yani çok öyle tabii vaktimiz uzun olmadığı için bunlar böyle kısa kısa denemiz yani bunlar ne anlama geliyor? Bunları nasıl geliştirebiliriz? Bu dört konu nasıl geliştirebiliriz bu konularda? Tamam. Önce matematikten bir başlayalım istersen. Tamam, Matematik tamam, dedin. O tamam. matematiği bir bildiğimiz klasik aritmatik kavramının içinde bir oturtalım. 2, 2 Tamam. daha 4 değildir. Yani şöyle bir şey, bir kavram dünya üzerinde yok. Böyle bir konuşma gerçek olamaz. Sahneye çıkarken işte ben ünlü birinin bir sözünü alıyorum, atıyorum Mevlana'nın sözünü alıyorum. Oradan iki deneyim alıyorum, buradan bir hikaye alıyorum, bir konuşma tasarlıyorum, çıkıyorum. Bu gerçek bir konuşma değildir. Bu ilkokul çocuğunun kompozisyon yazmasından öteye gidecek bir şey değildir. Yani böyle bir konuşma tasarlanmaz ve böyle konuşma profesyoneli olunmaz. Böyle bir şey dünya yok. Hani bu sadece görsel olan bir şemadır. Başka bir şey değil. İyi bir konuşmacı kendisinin, bakın Bach biliyorsunuz çok iyi bir klasik batı müziğinde çok değerli bir üstad, çok önemli bir isimdir Bach. Ve Bach melodinin matematiğini yazar. Yani müziğin matematiğini koyar. Ve o müzikteki, bakın matematik bize melodiyi ve ruhlarımıza işleyen bir etkiyi verir. İşte bu matematik de aslında bizim sesimizden çıkan, bedenimizden çıkan bir akustiği verir karşılığında. Ve bununla beraber bizim buradan karşımıza çıkan, oradaki insanlarla konuşurkenki akışın ritmidir aslında. Buradaki melodisidir. Yani matematik bir melodidir. Bizim için melodi bir matematiktir. İkisi birbirinin içindedir. İkisi iç içe girdiği noktada da karşımıza çıkan nokta bizim aslında konuşmamızın ahengidir. Yani matematik dediğimiz şey konuşmanın, buradaki matematiği konuşmanın ahengidir. Ve aynı zamanda Evet, peki. konuşmayı, eğer matematiği geliştirmek istiyorsanız konuşma tekniklerini geliştirmek gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu rezonans da var. Mesela bu rezonanstan da anlamalıyız mesela. Rezonans var Rezonansı mesela. hepimiz şeyden biliyoruz, MR cihazlarından biliyoruz. MR nedir? Manyetik rezonanstır. Nedir manyetik rezonans? Rezonans tınlamadır aslında. Yani bir kutunun içerisinde, kapalı bir alanın içerisinde ses dalgalarının oluşturduğu tınlamadır. Az önce Evet. dedim ya bedenimiz bir enstrüman diye. İçimizde aldığımız nefesin bedenimizin içerisinde yarattığı tınlama. Bu tınlama nerede oluşur? Göğüs kafesimizde, sırtımızda, kafatasımızda, gırtlağımızda, burun boşluğumuzda, ağız boşluğumuzda. Yani tüm bu alan bizim içe aldığımız nefesi tınlatıyor. İşte Bir tane burada da örnek verir misin? Bir oluşan tane örnek ver. rezonans Şu oluşuyor. tınlamaya bir tane örnek verir misin bir tane kendinden? Bir örnek Çok ver. Şu basit. an Mesela hepimiz canlı, yapabiliriz. canlı. Tamam, Tamam. tabii ki mesela tınlamayı herkes burada yapabilir. Dudaklarımızı kapatıyoruz. Manisa'nın M'si mesela. Manisa'nın M'sini dudaklarımız kapalı bir şekilde titretiyoruz. Ses çıksın ama sesi duyacağız. Titreşim yaratacağız burada. Önce bu dudaklarınızda bir karıncalanma hissetmeniz gerekiyor. Şu an herkes olduğu yerde bunu yapsın. Dudaklarınızda bir karıncalanma hissetmeniz gerekiyor. Sonrasında bu dudaktaki karıncalanmadan sonra sesini biraz artırıyorsunuz. Boğazınızda bir titreşim, burada bir karıncalanma hissetmeniz gerekiyor. Ve bununla Evet. birlikte bu Manisa'nın M'sinin yanına Ankara'nın A'sını koyuyoruz. Ama A'yı söylerken de ağzımızı açıyoruz ki titreşim, rezonans nedir? Dışarıya ağzımızdan çıksın. Evet. Bunu söylerken de şu şekilde örneği ben yapacağım. Siz de olduğunuz yerde yapabilirsiniz. Ama şurada dikkat etmeniz gereken nokta A sesinin içimizden çıktığını düşünmemiz gerekiyor. Sanki A sesini içimden çıkarıyorum. Sanki kalbimden konuşuyorum gibi bakın. İçimden çıkaracağım A sesini. Yine başlıyorum, dudaklarım kapalı. A'ya geldiğim zaman ağzım açılıyor ve ses içeriden çıkıyor. Bakın içeriden bu titreşimi duymanız gerekiyor. Bu titreşim gelirken zaten elinizi göğsünüze koyarsanız, şu göğüs kafesinize, burada zaten oluşan titreşimi mutlaka duyarsınız. Mesela sırtta da titreşim oluşur. O yüzden insanlar, mesela şarkıcılar, sanatçılar hiçbir zaman sırtlarını yaslayarak şarkı söylemezler. Direkt dik bir şekilde söylemeye çalışırlar. Sırt yaslanmaz, göğüs yaslanmaz. Mesela Evet. sunucular hiçbir zaman boğazlı kazak giymezler. Fular sunarken takmayız. Tabii çünkü buradaki tınlamayı engelleriz. Yani hiçbir zaman, hatta zamanında Kanal D'de Fatih Altaylı'nın genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde, Kanal D Haber'de
sunucu kim olduğunu şu an hatırlamıyorum ama boğazlı bir kazak giymişti ve bir uyarı olduğunu da o zamandan hatırlarım. Yani yıllar öncesinden, çok çok uzun yıllar öncesinden, yani hiçbir sunucu boğazlı kazak giymez, boğazlı bir şey giymez, fular takılmaz. Tabii şey zamanında, TRT zamanında mesela bir spiker var çok eskilerden, o fular takıyordu. O da boğazında zannediyorum bir yara izi gibi bir şey varmış, onu kapatmak için. Yani çok boğarak bir şey kapatamazsınız. Fular takıyorsanız çok boğmamanız gerekiyor. Hani oradan sesin çıkışını engellememek gerekiyor ama boğazlı kazak asla giyilmez haber sunarken. Bu diyafram nefesi nedir bu? Diyafram nefesi diyoruz. O nedir? Diyafram nefesi doğru nefes sistemimiz aslında. Nefes almamız için, bu nefesi ekonomik kullanmamız için Yaradan'ın bize yarattığı bir alan. O da karın bölgemizde bulunuyor. Burası bir kas sistemi. Burnumdan nefesi alıyorum. Aldığım nefesi karnımda, karın bölgemde, tam karın bölgemizde sanki bir balon varmış gibi öne doğru şişirdiğimiz ve diyafram kasları yanlara doğru, yanda genişler. Öne doğru nefes alırken yanlara doğru da genişlettiğimiz, buradan karından, yani karnımızı şişirerek aldığımız nefesimizi de ağzımızdan verirken, sağlıklı nefes ağız, burundan alıp ağızdan veriliyor. Doğru. Yüzmeyi kastetmiyorum, yüzüne de tam tersi oluyor ama. Karanın üstündeyken, karadayken diyorum. Burundan alıp ne derler? Diyaframımızı ağızdan şişiriyoruz. Veriyorum. Ağzımızdan yavaş yavaş veriyoruz. Konuşurken de yine ağzımızdan, bakın konuşurken elinizi kapatın bu şekilde. Konuşurken de ağzımızdan bir hava çıkar zaten. Şimdi ben bir tane egzersiz yapacağım. Senin kitabının tamam. 160'ı da. Diyafram güçlendirme egzersizi diye bir şey var. Ben de buradaki izleyiciye bir hava atayım. Şimdi bakalım, buradaki bakalım bir kere de okuyabileceğim mi bütün şeyi. Tamam, başlıyorum. Hangisini düzeltmiş? İki de bu. Diyafram güçlendirme egzersizi. Tek tamam. Nefeste aşağıdaki hecelerin ne kadarını ve kaç defa okuyabiliyorsun diye bir şey var. Ben de bugün denedim, yaptım bir kere. O yüzden bir kere burada yapayım dedim. Madem yapabiliyorum. B-A, P-A, B-A, P-A, D-A, P-A, B-A, P-A. Harf harf okumayacağız. Hece hece. Ba, öyle pa. Mi? Ba, ba, ha, okey. Öyle mi? Tamam. Ba, evet. Pa, 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 da, pa, pa, da, da, ba, pa, da, ta, ge, ga, pa, ba, pa, da, ta, ge, ga, ka. Ben onu tabii tek tek okudum. Demek ki ikisi okudum, biraz daha çok nefes gidiyormuş. Onu anladım evet. Ben. Çünkü söyleniş tarzı da olarak zaten tam vurmalı gidiyor. Yani ba, pa mesela vurarak söylüyoruz. Çünkü burada orada vurduğumuz yerde ister istemez daha fazla nefes harcıyoruz. Bunu her gün yaparsan ne kadar ilerleyebilirim? Yani ne kadar zamanda bu iyi bir hale gelir? Bu tek başına değil. Ama bu destekleyen bir egzersiz. Bununla beraber günlük hayat içerisinde elimizi bir karnımıza koyup bir kontrol etmemiz gerekiyor. Ne karından nefes, yani nefes aldığım zaman karnım şişiriyor muyum diye. Bizim toplumumuzda aman göbeğim görünmesin diye özellikle hanımlar pek istemezler karınlarının şişmesini ama bu sağlık açısından ve zaten diyafram nefesi kullanırsanız birincisi vücudunuza daha fazla oksijen girdiği için zaten yağ yakarsınız. İkincisi zaten karın kasınızı kullandığınız için burada göbeklenme sorununuz da ortadan kalkar ve azalır. İyiymiş valla. Lütfen karnım çıkar diye diyafram nefesi almaktan kaçınmayın. Siz bunu alışkanlık haline getirdiğinde o karınlardaki yağlanmadan komple kurtulabilirsiniz. Aynen. Şimdi gelin bir sesi akort etmek. Şimdi mesela sahneye çıkıyoruz diye veya konuşma yapacağız. Bu sesi akort etmek gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Yani bu özellikle çoğu insan topluluk önünde sunum yapıyor veya işte önemli konuşma yapıyor. Bu sesi nasıl ısıtmak lazım? Yani aslında bir spordan önce biz bedenimizi... Tabii sanatçılar gibi yapabilirsiniz. Ne yapıyor sanatçılar? Mesela ben bunu işte CNN Türk'te çalıştığım zamanlar bizim alt katımız yani CNN Türk alt katı kanal diye onun alt katı Star Televizyonu olduğu için ve stüdyolarda böyle alt katta olduğu için hepimiz böyle iç içeyiz bütün kanalların akış programları. Şimdi ben hep haber kanalında çalıştım ama bu eğlence kanallarının sisteminde de görüyorduk konukları vesaire. Bunu ben çok şahit olmuşumdur. Mesela bir gün Kanal D'ye gelen böyle ünlü sanatçıları, bayağı tanıdığımız toplumdaki sanatçıların stüdyoya girip şarkı söylemeden önce stüdyonun aralarındaki boşluklara gidip aynen ses çalıştıklarını, seslerini açtıklarını da çok görmüşümdür. Bunu şöyle şekilde yapıyorlar. Az önce çalıştırdığım sizi bir mal sesi vardı ya. Bu mal sesinin aynen. Mesela şarkıcılar, sanatçılar da bunu yapıyorlar. Ben yani birkaç tane YouTube'da gördüm. Yani bayağı şey var. Bir de şimdi dudak tembelliği bir şey var. Dudak tembelliği. Değil mi? Bir de o var. Dudak tembelliği evet. Dudağınızı kullanmıyorsunuz. Üst dudağınızı genellikle kullanmıyorsunuz zaten. Yani kalıp anladım. Gibi kalıyor orası. Eğer tabii şimdi estetik şeyler de var. Kadınlar da var. Kadınlar gidiyorlar işte estetik yaptırıyorlar. Onlar tabii dudakları kullanmayı da engelliyor. Ama eğer hiçbir estetik sorun şeyiniz yoksa yani engellediğiniz bir şey yoksa dudakları işte kalınlaştırmak için oraya bir şey uyuşturmak için verdiğiniz bir dolgu maddesi vesaire varsa bu zaten orayı kullanmayı engelliyor.
Ama eğer bir dolgu maddesi bir şey yoksa, yani sağlıklı olabildiği gibi kendi dudaklarınızda burada, o zaman dikkat edin. Mesela siz konuşurken dudaklarınızı, mesela ben konuşurken şu hareketi yaptığımda bir iki dudağım da alt dudağım üst dudağım oynuyor. Öyle olması gerekiyor zaten. Ama bunu dikkat edin kendinize. Kimi insanlarsa bakın şöyle konuşurlar. Üst dudağı hareket ettirmemeye çalışırlar. Alt dudak kolu hareket eder. Böyle konuşur. Bu doğru bir konuşma değil. Daha mı karizmatik oluyor o zaman insan? Farkında değil de bizim toplumumuzda ağzını açarak konuşmak ayıp gibi algılandığı için şekli bozmak istemiyorlar. Bizim toplumumuzda esasında bence küçükken de bu hani alçak sesini çıkarma, bence insanın bu özgüven üzerinde etkisi yok mu? Küçükken biz çok baskı altında büyüyoruz. Tabii o var. Bizde şimdi yani toplumsal olarak şunlar da var. Şöyle bir özellik var. Mesela büyük konuşurken sen sus mesela denir. Ortamına göre konuşmamız söylenir. İşte fikrini söylemek konusunda tereddütteyizdir. Okula başlarız. Okulda ya yanlış bir şey söylersem arkadaşlarım alay ederse der. İşte çünkü çocuklar biliyoruz birbirinize karşı acımasız olabiliyorlar biliyorsunuz. Hani orada çocuk onlar sonuçta, ama birbirlerinde büyük travma bırakabiliyorlar kimi zaman. Birinin alay etmesi, küçük düşmek. Oradaki bu duyguları hiçbir çocuk yaşamak istemiyor. Arkadaşlarım benimle alay eder. İşte bana yanlış bir şey söylerim, gülerler, öğretmenim kızar. İşte aile içinde yine söz büyüğündür hikayelerine işler gittiği zaman. Ya da bizim büyükler konuşuyor ya da çocuk bir şey söyleniyor. Aferin oğlum kızım deyip başından gönderen büyükler. Çocuk kendini ifade edecek ortam bulamadığında, birey olarak kendisini ispat etmek, kendisini sözüyle, sözü dinlenir bir şekilde ispat edemediği yerde, o zaman o da konuşmaktan vazgeçiyor. Mesela bak, kekemelikle ilgili bir şey okudum. Kekemelik var ya, ülkemizde çok var. Kekeme mesela psikolojik çoğunluğu. Doğru nefes alıp veremekten kaynaklanan bir şeymiş. Onda bunu çok mutlu oldum esasında. Şimdi şey gelelim. Ama şurası var. Kekemeliğin çoğu psikolojik. Öyle mi? Tabii benim mesela bir danışanım vardı. Yani biraz ben başta şaka yapıyor zannettim. Kekelemeye başlıyordu heyecanlandığında. Hani şakayı şurada zannettim. Neden sonra oldu bu? Yani çocukluğunuzdan mı kaynaklanıyor? Neden keke? İşte nereden çıktı ilk keke? İlk ne zaman kekelediniz diye sordum. Bana dedi ki beni inek tepti dedi. Güldüler sonra işte. Yanında başka biri daha vardı. Şaka yapıyor zannettim. Dedi ki yok dedi, gerçekten beni çocukken dedi inek tepti dedi. Ondan sonra böyle oldum. Kekelemeye başladım dedi. Çok enteresan. Tabii köyde yaşıyorlarmış. Tabii tabii ahırda inek tepmiş. Ondan sonra kekelemeye başlamış. Korkuyormuş yani. Şimdi önemli konuya gelelim. Herkesin istediği, benim de çok esasında danışmanlık yaptım. Sahne ve topluluk önünde konuşmak. Bugün esasında Amerika'da ben okurken derlerdi ki dünyada en büyük korku ölüm değildir, sahne önünde konuşmaktır. Yani, bu, yani rezil olma korkusu aslında. En büyük korku kök korkularımızdan rezil olma korkusu. Evet, bu konuda sen yani bu konuda sana gelen iş adamları muhtemelen vardır. Bu konuda çok. Nedir buradaki yöntem nedir burada? Nasıl ilerliyorsunuz bu iş adamlarıyla? Önce aslında bir tanımak gerekiyor. Önce bir tanıma aşamasına gidiyoruz. Evet. Ve bu tanımayı gördükten sonra o tanımamayı bazı şeyleri kişi anlatırken zaten sizi içinden ipucu yakalıyorsunuz. Evet. Yani bu da hani o biraz da mesleki deneyimle beraber olabiliyor yıllar içerisinde. Çünkü çok fazla vaka görüyoruz. Onların anlamlandırıyoruz. İşte onun arkasında çok fazla araştırma yapmış da olmak gerekiyor. Yani kişilerin yaşadıkları kendi yaşam hikayelerinin içinden cımbızlayıp çıkarıyoruz mesela buradan. Ama çok evet. Mesela herkesin sıradan gördüğü bir etkiyi farklı bir anlama gelebiliyor. Yani psikolojik taraftan bu kişinin konuşmasından çekindiği tarafı orada analiz edebiliyorsunuz. O biraz dediğim gibi mesleki bir deneyimden ya da neyin ne olduğunu biraz araştırmak hikayesinden. Hani bu Master of Talk dediğim zaten markamın hikayesi buradan geliyor. Yani onun direkt bir diksiyon, konuşma kursu olmaktan çıkaran etkin zaten burası. Siz gelip bana konuştuğunuz zaman yani kendinizi anlatın, bir şey anlatın bana. Oradan sizin geçmişinizden, işte belli noktalardan, belli bilimsel doneleri de kullanarak oradaki sizin hikayenizi ve konuşma geçmişinizi çıkarıyorum. Yani sizin konuşmanızın bir geçmiş haritasını çıkarıyorum aslında zihnimde. Sonra çıkarttığım bu haritayı doğrulamam gerekiyor. Bazı soru yöntemlerim var. Bazı teknikler uyguluyorum. Bazıları davranışsal olarak uyguluyorum. Siz farkında olmuyorsunuz. Ben size davranışsal olarak bazı davranışlarla, çok sıradan davranışlarla analiz edebiliyorum bunu. Sizin evet. Davranışlarınızdan. Ve buradaki aslında bütünlemeyi ortaya çıkartıp sizin bir konuşma ve korku haritanızı çıkartabiliyoruz. Ne kadar zamanda bugün bir iş adamı iyi bir sahne konuşmacısı olur? Öbürsü iki ay demiştim. Bundan ne kadar olur? Şöyle aralarda benim uygulamalarım canlı gerçek uygulamalar da yapıyorum. Biliyorsunuz ben konferans ve zirvelerde sunuculuk da yapıyorum. Evet. Ve oradan hani bu tarz kişiler zaten belli konferanslarda ve zirvelerde sunuculuk yaptığı için biz canlı olarak buralarda da yapıyoruz aslında eğitimi. Yani izleyici farkında değil, biz aslında orada eğitim de yapabiliyoruz. Evet. Ne derler arka planında.
İşte tüm bunların içerisinde, tüm bu konseptin içerisinde oradaki etkiyle beraber yani oradaki gelişmişlik süreci yine 2-2,5 ayı bulabiliyor. Yani konsepte baktığınız zaman hani sıfırdan büyük çok büyük korkular ve çok büyük travmalar yoksa ki varsa zaten bir sağlık grubuyla çalışıyorum bu arada. Hani sağlık grubu derken bir hastaneden bahsetmiyorum. İşinin uzmanı psikolog, psikiyatr, nörolog ve işte konuşma terapisti, belli kişilerin olduğu kulak burun boğaz uzmanları ve belli mesleki tıbbi alanlardaki kişilerle de profesörler, hocalarımızdan oluşan bir kendi konuşmaya dair bilim kurulum var. Ve bu kuruldan da destek istiyoruz. Mesela işte bana geldi Ahmet Bey. Ahmet Bey'in ben şunları şunları gördüm hocam. Sizinle burada bir paslıyorum diyorum. Ve onlar hem bana hem de o kişiye bundan sonraki ilerlememizle ilgili ne yapabileceğimiz konusunda hem birebir onlar destek veriyor ve benim buradaki eğitim şekillenme noktasında da kişinin buradaki aslında durumunun üzerine ben de eğitimi şekillendiriyorum. O yüzden eğitim benim için herkesin kişiye özgü bir metodu. Yani bana geldiği zaman herkesin bir haritasını çıkartıp onun kişiye özgü, kişiye özel eğitim planlamasını yapıyorum. O yüzden yani ben pek grup eğitimi sevmiyorum. Birebir seviyorum. 2 ayda şeyi öğrendik. Bu düzgün konuşmasını öğrendik. 2 ayda sunucu kişiye sahneye öğrendik. Yani 4 ayda senin iyi bir öğrencim olursam 4-5 ayda ben bugün bir TED konuşmacısı olabilirim senin sayende. Doğru olur, mu? Olur. Çok rahat olur. Bence bu insana yani insanın hayatta iyi konuşmak kadar bence yani ben bir param olsa bütün param buna yatırırım. Yani söyleyeyim yani bugün özellikle beni dinleyen bir sürü kişi var. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi geçenlerde ne derler bir konuşmacı izledik. Konuşmacı 2014 yılında şeyden Toastmaster'dan dünyanın en iyi konuşmacısı seçilmiş yabancı bir konuşmacı. Hatta size isim de söyleyeceğim. Hatta onu da özellikle bu inceledim yani bana işte yapılan sorulan bir isimdi. Nasıl buluyorsun diye Dadanjaya isminde bir konuşmacı. Konuşmasını izledim. Bakın 2014 yılında dünya birincisi, dünyanın en iyi konuşan kişisi seçilmiş. Evet, iddialmış bu. Evet. Çok iddialı. Çünkü izlediğim zaman ben şoktaydım. Yani size şöyle söyleyeyim. İlk konuşmanın 3 dakikasını falan izledim sanırım. 2-3 dakikasını. Bu ne dedim. Çünkü çok yapmacık. Yani bakın ben beden dilimi kullanacağım. Ben samimi olacağım. Ben gerçek bir şey yapacağım diye diye yapmacık hale gelen bir sürü konuşmacı var. Evet, yani şimdi evet. Bazı durumlarda yani şu olabiliyor. Hani körler sağırlar birbirine ağırlar diye bir şeyimiz var. Bizim memlekette şeydir ya herkes işte bir de herkes kendine ödül verir, kendi kendine beğenir oturur hikayesi. Bütün dünyada da böyle aslında. Yani şimdi burada yani dünyanın en iyi konuşmacısı büyük ve iddialı bir laf. Evet, doğru. Ondan sonra ama buradaki yani o kişinin ona gelenek çok güzel konuşmacılar var. Yani hakikaten çok iyi konuşmacılar var. Mesela Denzel Washington'ın yaptığı size o konuşmadan bana bir şey göndermiştin ya. Evet, videosunu evet. Göndermiştim. Mesela alın size dünyanın en iyi konuşmacısı. Evet, ama bu muhteşem. Değil. Muhteşem. Evet, evet. Kesinlikle ama bu değil. Çünkü çok yapmacık. Yani mesela cebinden bir gül çıkarışı var. Elini kolunu bir hareket ettirişi var işte. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki yani nasıl en iyi konuşmacı? Çünkü bir yapaylık var. Şimdi konuşmanın içinde şu olmamalı. Beden dilinde. Bakın ben bunu yapıyorum. İnsanların gözüne sokarak değil. Çünkü insanlar baktıkları zaman herkesteki ve neyi hangi davranışı niye yaptığımızı çok iyi anlayacak analizi farkında olmadan hepimizin zihni duygusu yapabiliyor. Ama karşımızdaki insan sahneye çıktığı zaman sırf ben tiyatro eğitimi aldım, sırf ben şunu yapıyorum diye göstermelik bir şov haline geldiği zaman gerçeklikten çıkıyor. Bakın, evet, yani sırf bunu yapacağım. Bence işin içine düşünce gidince biraz, işin içine düşünce girmemesi lazım konuşma. Ben öyleyim en azından. Duygu yani. Duygusal olması, duygudan kalpten çıkması lazım. Kendini analiz ettiği zaman, yani sürekli acaba onu mu yaptım, şimdi şöyle yapmalıyım dediği zaman o bir kurgu haline geliyor. Yani hareketin evet. Kurgusu yoktur. Bakın, beden dili eğitimlerini ben biraz mesela şey bulurum yani beden dili eğitimi diye bir duygu olamaz zaten. Beden dili eğitimi diye bir eğitim olamaz. Ne yapacaksınız şimdi? Eğitime gittim. Şöyle koyarsam bu anlama geliyor. Ben bu konuşmayı böyle bir eğitim olabilir mi? Bakın beden dili eğitimi olmaz. Beden dili analize eğitimi olabilir. Doğru. Aynen. Şimdi vaktimiz azalıyor. Biraz seni hızlanacağım. Herkes sana fiyat soruyor. Ben senin e-mail'ini herkes fiyat soruyor. Burada fiyat vermeyi doğru bulmuyorum. Senin e-mail'ini veririz. Sonunda senin fiyat e-mail'ini veririz. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi fiyat kelimesi geçince ben tüccar değilim. Ben eğitimim. O yüzden lütfen bana böyle ulu orta fiyat sormayın. Benim çok iyi bilirler benimle çalışan insanlar. Hem sunuculuk için hem eğitim için hiçbir zaman ben bir fiyat telaffuz etmem ve bunu sevmem. Benim asistanlarım var. Ya ona mail atarlar ya asistanlarımla görüşürler. Ben fiyat konuşmayı sevmem. Çünkü ben tüccar değilim.
Ben eğitmenim ve işimi süper. kalbimle yapıyorum. Buradan e-mail'i verir senin. Oradan insan sana ne yazışabilir asistanlarından. Şimdi ben Nasıl onlar yazsınlar? son iki tane soru soracağım. İki tane soru soracağım. Bir tanesi kelime seçimi. Şimdi sen diyorsun ki ben bunu biliyorum. Çünkü YouTube'da videolarım var. Ayrıca bu yayınımızın sevinçle benim YouTube kanalımda yayınlanacak. Onu da söyleyeyim size. Şubat ayında yayınlanacak. Oradan tamamını izleyebilirsiniz. Özellikle Taner Özdeş Akademi YouTube kanalında. Şimdi kelimeyi seçim. 10 dakika sonra insan sıkılıyor. Maksimum 20 dakika diyorsun. İdeal konuşma 15 dakikadır. O yüzden diyorsun. 15 dakika. Kelime seçimi çok önemli. Bu kelime seçimi konusunda ne söyleyebilirsin bize? Kelime seçimini iyi yapabilmek için bir kere kesinlikle insanların kendilerini ifade eden kelimeleri bulmaları lazım. Yani şunu yapacaksınız, konuşma yapacaksınız. Bu konuşmanın ana kilit kelimeleri neler? Hani bizim dilimize çevirirken bunu tam anlam çeviremiyoruz belki ama hani İngilizce, Türkçe çevirmelerde vardır ya anlamlar. Mesela keynote konuşmacı niye diyoruz? Keynote speaker niye diyoruz? Keynote nedir? Key anahtardır, anahtar kelimedir. Doğru. İşte buradan bize anahtar kelimeyi veren, bize anahtarı veren kişidir. Biz de konuşmamızda iyi bir keynote olabilmesi için orada yapacağımız şey oradaki konuşmanın anlatmak istediğimizin kelimelerini seçeceğiz. Doğru. Anlatmak istediğiniz şey kelimelerin, doğru kelimeleri verdiğiniz zaman o kelimelerin etrafında bunu şekillendirdiğiniz zaman, örgünüzü ona göre ördüğünüz zaman ana gövdeye anlatmak istediğinizi yerleştirmiş olursunuz zaten. Doğru. En son sorum şu. İyi bir konuşmacının sırrı nedir? Yani öyle bir özetleyelim. Bir de şu anda bir sana son sözü vermeden ben söyleyeceğim. Bugün insanlara bir konuşma yaparken 4 tür konuşma vardır. Bir tanesi bilgilendirmek, bir tanesi ikna etmek, bir tanesi ilham vermek. Bir tanesi sen demişsin, ben bilmiyordum bunu, öğrenmiş oldum kitabından, kutlamak demişsin. Kutlamak. Ama, yani benim ama dünyada gördüğüm literatürde bilgi vermek, ilham vermek ve ikna etmektir. Bu üçü de farklı dil ve kelime seçimi gerektirir. Dördüncüsü kutlamalar. Kutlamak, evet. O zaman son 3 dakikaya girdik. İlk konuşmanın sırları 3 dakika sana versen, tek konuşmacısı olsan veya keynote senin dediği gibi, o 3 dakikada ilk konuşmacının sırları ne derdin 3 dakikada? İlk konuşmacı kalbiyle konuşan insandır. Gerçekten duygusunuz oynamadan samimi bir şekilde aktaran insandır. Kendini eksikleriyle kabul eden, eksiğiyle kendini seven insandır. Ve bunun da bir özgüven olduğunu bilip çıkıp duygularını ifade etmekten çekinmeyen, gerektiğinde sahnede insana dokunan, dokunmaktan da çekinmeyen, kalbini açmaktan çekinmeyen insandır. Çekinmek kelimesini de aslında şöyle bir ortadan kaldırabiliriz. Hepimiz aslında aynıyız, hepimiz birin parçasıyız, bir bütünün parçasıyız. Bir şaman sözünün dediği gibi biz olmadan beni bulamadım. O zaman sahneye çıktığınız zaman kendinizi bir gibi görmeyin. Kendinizi bizim bir parçası olarak görün. Evet, çok evet, çok güzeldi. Ben her zaman derim yani kendini tanımak kusurlarını sevmektir derim. Sen de esasında biraz onun gibi şey söylemiş oldun. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün bizi izleyenlere müthiş bir bilgiler verdin. Ama diyorum tekrar herkese kitabını almanızı tavsiye ederim. Konuşursam dünya sarsılır. Hakikaten almakta fayda var. Çünkü çok fazla bilgi var kitapta. Peki o zaman güzel bir şey benim postumun altında yazmıştın. Buradan açıklayayım mı? Hani bir sürpriz 2021 yılında. Doğru, unuttum ben. Unuttum. Sen onu unuttun, ben söyle, unutmadım. Kapatayım. Ha, tamam. Çünkü güzel bir haberimiz var. Kitabı göstermişken çünkü ben de bunu söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü kitabımı yılın en iyi iletişim kitabı seçti. 22 Ocak'ta da ödül töreninde ödülümüzü alacağız. O yüzden bundan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ve İstanbul Üniversitesi İletişim Kulübü'ne, çok işletme kulübüne çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün seçtiği yılın en iyi iletişim kitabı oldu kitabımız. 22 Ocak'ta da ödülü alacağız. Buradan da hem bunu duyurmuş olalım. İlk kez paylaşıyoruz buradan da. Süpermiş. Evet, çok teşekkür ediyorum. 22 Ocak'ta tekrar alacağız ödülümüzü. Programa katıldığın için, ilham verdiğin için insanlara. Çok teşekkür. En kısa zamanda görüşmek üzere. Zaten hafta cumartesi seninle birlikteyiz tekrar. Tamam, derse bekliyorum. Evet, tamam. Görüşmek üzere herkese. İyi görüşmek akşamlar üzere. Diliyorum. İyi akşamlar. Kapatıyorum programı. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.